Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni almış olduğum capture kartımızda fotoğraf makinemizi nasıl webcam yapacağız onu göstereceğim. Fotoğraf makinemiz de burada. Fotoğraf makinemizi de şöyle göstereyim. Profesyonel fotoğraf makinesi. Nikon'la arkadaşlar makinem. D33 çift sıfır model olarak da. Eğer araştırmak isterseniz güzel bir makine. Bayağı da kaliteli çekimler yapabiliyoruz. Videoda çekiyorum, fotoğrafta çekiyorum. Bayağı kaliteli görüntüler elde ediyorum yani açıkçası. Bu kart bayağı güzel bir kart arkadaşlar. HDMI video capture kart diye geçiyor. Bir tarafı USB. Şu şekilde göstereyim. Bakın. Bir tarafı normal HDMI girişi var. Bunu bu şekilde alıyorsunuz. Bu tekli satılıyor. Bunun bilgisayara ve fotoğraf makinesine giren kablosu da var. Onu da şuradan göstereyim ben. Bu kabloyu da ben haricen aldım. Şu şekilde. Bu da mini HDMI diye geçiyor arkadaşlar. Bakın bir tarafı normal HDMI, bilgisayara ve capture karta girecek olan girişin olan büyük HDMI girişi. Burası da mini HDMI diye geçiyor. Küçük HDMI yani. Burası da fotoğraf makinamıza girecek. Bu cihaz aracılığıyla şuradan şöyle göstereyim. Bu cihaz aracılığıyla biz fotoğraf makinamızı bilgisayarımızda webcam olarak kullanabileceğiz arkadaşlar. Fotoğraf makinesini webcam olarak kullanabilmemizin çok güzel avantajları ve çok güzel özellikleri var. Fotoğraf makinesinden anlaşılacağı gibi profesyonel bir makine arkadaşlar makinem. Makinem profesyonel bir makine olduğu için görüntü kalitesi ciddi anlamda artıyor. Şu an çekmiş olduğum kameranın görüntüsüyle birazdan işlemleri yaptıktan sonra bu fotoğraf makinesinin kalitesini farkını anlayacaksınız inşallah. Çünkü şu an A4 Teç'in bende webcam'i var. HD 1080p diyor ama görüntü fotoğraf makinesindeki gibi iyi olmuyor. Şu an sizler de ekrandan göreceksiniz. Zaten anlayacaksınız ne demek istediğimi. Şu anki görüntüm ideal. Hani normal bir kayıt için, sunumlar için, videolar için şu an ideal. Ama fotoğraf makinesinin kalitesi bundan 1000 kat daha güzel. Ben o yüzden fotoğraf makinesini tercih ediyorum genelde. Farkı anlayabilirsiniz diye ilk yayını da sadece şu an elimdeki mevcut olan A4 Tech webcam'imle birlikte yapıyorum. Fotoğraf makinesini de birazdan sizlere göstereceğim. Oradaki kaliteyi de hep beraber test etmiş olacağız arkadaşlar. Buradan isterseniz ilk başta bir capture kartımızı HDMI girişine bir bağlayalım, bilgisayarımıza bağlayalım. Daha sonra fotoğraf makinemize bağlayalım. Oradan da webcam'imizi bir görelim hep beraber. Bunu görmeden önce ekstra bir not daha söyleyeyim arkadaşlar. Bu şekilde bu capture kartı kullanarak PlayStation'ınız varsa, bende PS3 var. Şu an denemedim ama PlayStation'ınız varsa PlayStation girişinize de bunu takıp kullanabilirsiniz. Bilgisayar ekranınıza PlayStation'ınızın görüntüsünü aktarıp konsollarla yani joysticklerle PlayStation'ı bilgisayara bağlayaraktan, görüntü aktarımı yaparaktan ekranı PlayStation'ın ekranını bilgisayardan görüp oyun oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da ekstra söyleyeyim ben sizlere. Şu an buradan capture kartımızı takalım bilgisayarımıza. Ben bilgisayarda bir 2 metrelik uzatma kablo kullanıyorum. Arkada iki sıfırlara bağladığım için şu an bağlantıyı buradan sizlere göstereceğim. Bakın arkadaşlar bu bilgisayarın girişi. USB girişi şöyle göstereyim. HDMI'imizi alıyoruz. Capture kartımızı. HDMI'imizi alıyoruz. Şuradan HDMI'imizi alalım. Normal büyük HDMI'imizi bu şekilde capture kartın arkasına gelecek şekilde takıyoruz. Bakın şu şekilde. Daha sonra bilgisayar bağlantısını yapacağım. Bilgisayarın bağlantısı burada. Bilgisayar bağlantısı ile de capture kartın girişini yapıyorum. Bakın şu şekilde bağladım. Haricen bir işlem yapmıyorum. Şöyle göstereyim. Bilgisayardan gelen kablo bu. Buna USB girişini taktık. Bu tarafa da HDMI çıkışını capture kartın HDMI çıkışına bağlamış olduk. Şöyle kabloyu yatırıyorum bir ilk baş. Görüyorsunuz mini HDMI tarafı şu an elimde duruyor. Mini HDMI tarafını da fotoğraf makinesine takacağız arkadaşlar. Fotoğraf makinesini de şöyle göstereyim. Fotoğraf makinesinin şöyle bir girişi var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Mini HDMI girişi diye geçiyor bunlar. Buna buradan bağlantımızı yapacağız. Bu da bağlandıktan sonra fotoğraf makinemizi açıyorum. Şu şekilde.
Daha sonra ikinci bir seçenek olarak sizlere burada kamera olarak buradan ekleme yapacağım. Video yakalama aygıtı diyeceğim. Kamerayı USB video olarak algılıyor arkadaşlar. USB video olarak algılayacak. Şunu şu şekilde biraz küçülteyim. Kendi kameramı da biraz küçültsem iyi olacak sanırım. Şöyle yapalım. Da şurayı da şöyle alayım. Aynen öyle. Fotoğraf makinamızı şöyle bir açalım. Bakın şu an fotoğraf makinamızı webcam olarak ayarladık. Görüntüsünü de şu şekilde gösteriyorum. Klavyemizi bu şekilde çekiyor. Görüyorsunuz yandaki ikinci ekranımı çekiyor. Şöyle görüntünün buğuluğunu bu şekilde götürebiliriz. Bakın şöyle kaliteli bir görüntü elde edebilmek için. Bunu da şuradan kilitleyelim. Farkını görmeniz için de kendimi de çekeceğim bir. Şöyle bakın arkadaşlar. Görüntünün bakın buğulanıyor. Görüntü kalitesini arttırıyorum şu an. Ekranın yakın çekimini ayarladım. Webcam'i şöyle bir tık uzaklaştırırsam sanırım görüntüyü elde edeceğim. Bakın şöyle buğulanıyor. Şu şekilde de canlı. Görüntü böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu an üstteki ekranda değil alttaki ekrandaki kalite üstteki ekrandaki kaliteyi daha çok bastırıyor diye düşünüyorum. Şöyle diğer webcam'ime de yaklaşayım. Mikrofonu şöyle uzaklaştıralım. Bakın ikisini aynı eşdeğerde tutuyorum hemen hemen. Nikon fotoğraf makinesindeki kaliteye bakın. Yan ekrandaki küçük A4 Touch'in ekran kalitesine bakın. İkisinin arasında bayağı bir fark var arkadaşlar. Kaliteyi şuradan düşürüyorum. Bak, yükseltiyorum. Görüntü kaymasını da götürüyorum. Gördüğünüz gibi görüntümüz bu şekilde. Şöyle de yapayım hatta. Tam ekranda da görelim yani. Buradaki ekrana da bakıyorum. Buradaki ekrana da bakıyorum. İkisinden de bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu üstteki A4 Touch'in ekranında şu an görüntümüz bayağı bir parlak, bayağı bir açık duruyor. Ama şu an elimde tutmuş olduğum Nikon fotoğraf makinesinin görüntüsüne bakarsanız Nikon fotoğraf makinesindeki görüntüm bayağı bir iyi şu an canlı yani. Capcanlı görüyorum kendimi arkadaşlar. Buradan da tekrar teyit edebiliriz. Fotoğraf makinesini şarjda kullanıyorum ben. Haricen bir aparatım yok. Devamlı aktif halde kullanabilir miyiz? Onu da bir araştırmak lazım. Büyük ihtimal şarjlı olan yani devamlı şarjda duran adaptörlü fotoğraf makinalarda vardır. Benimki o şekilde değil. Benim fotoğraf makinamın şöyle bir adaptörü var. Bu şekilde göstereyim. Buradan da göstereyim hatta. Bunu niye netlemedi? Beni netlediği için galiba. Aynen. Buradan göstereyim. Bu şekilde bir adaptörüm var arkadaşlar. Ben bataryamı bu şekilde şarj ediyorum. Maksimum 3-3,5 saat kadar şarjda gidebiliyor. Şarjı iyi yani fotoğraf makinesinin de. Şarjı kötü de değil. Siz de bu şekilde kullanabilirsiniz. Buradan da bakıyorum. İkisinin arasında farklar belli oluyordur. Şu an ikisinden de aynı anda konuşuyorum. İkisini de karşılaştırma da yapabilirsiniz. Sesler belki birinde az birinde fazla gidiyor olabilir. Onu tam ayarlamadım çünkü. Ama görüntü kalitesi olarak tekrar netleyelim şöyle. Nikon fotoğraf makinesinin kalitesi normal çekmiş olduğum makinenin kalitesinden kat kat iyi arkadaşlar şu an. Şöyle yakınlaşıyorum bakın. Şuradan netliyorum. Gördüğünüz gibi görüntümüz bu kadar net. Kendimizi bizzat görebiliyoruz yani. Şöyle uzaklaşıyorum tekrar. Bakın görüntüyü bozuyoruz, görüntüyü düzeltiyoruz. Görüntümüz bu şekilde düzeliyor arkadaşlar. İkisi arasındaki farkı sizler de görün, karşılaştırın, yorumlara yazın.
Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım video işinize yaramıştır. Çok uzun bir video olmadı ama sadece kısaca capture kartın fotoğraf makinesini webcam'e çevirmesi için ne yapılması gerektiği ile alakalı kısa bir video hazırlamış oldum. Umarım beğenirsiniz. Umarım hoşunuza gider. İşine yarayacak arkadaşlar da kullanır diye düşünüyorum. Herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.